Evet, ilk izleyicimiz geldi. Melisa da geldi. Şimdi onu alıyorum yayına. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen Hoş nasılsın? bulduk. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim valla, sıcaklar biraz azaldığı için mutluyum. Evet. Ben bile şikayet etmeye başlamıştım artık. Evet, sanki yazcısındır yani. Evet, yani çok çok mutluyum açıkçası. Biraz rüzgar oldu falan, iyi oldu. Sen zaten sevmezsin sıcakları. Ben zaten sevmem. Yani yazın en güzel günlerini geçiriyorum o yüzden. Ama galiba eninde sonunda daha sıcakları göreceğiz ama bakalım Evet. artık. Evet. Nasıl geçti bu haftan? Bu hafta işte yeni eve alışma haftası diyelim. Ondan sonra eski mahalleme çok yakın ama yine de bir çevre değişikliği oluyor. Ona alışma haftası. Onun dışında aynı işler güçler. Sen ama şey yeni bir hatta gördüm postunu da bir kitap okudun. Aa evet. Bundan istersen bir bahset. Klasik sinema anlatısı. Çok beğendim. Bir dakika, şu yakınımda mı? Değil. Hemen elimin altındaysa diye baktım. Klasik anlatı sineması. Gerçekten de çok beğendim. Uzun zamandır da kütüphanemde bekliyordu açıkçası. İlk üç bölüm özellikle yazmak isteyenlerin de çok ilgisini çekebilecek. Bizim burada hep konuştuğumuz şeyler. Karakter kurgusu, karakter inşası, bakış açısı, kurgu şemasını tabii o klasik kurgu şeması olarak almış çünkü anlatı da çizgiyi oraya çektiği için. Bizim burada haftalardır konuştuğumuz her şeyi teorik olarak çok güzel toparlamış. Öyle tahmin ediyorum ki doktora tezinden falan uyarlanmış bir kitap olabilir. Yani sistematiği, yöntemi biraz tezi, akademik çalışmayı anımsatıyor. O yüzden de hem içinde göndermeleri çok açık yapmış, neyi hangi kaynaktan aldı, hem de sonunda çok güzel bir kaynakçası var. Hani anlatı kuramı üzerine okumaya devam etmek ve oradan derinleşmek için de çok iyi bir kaynak. Ve ben şu bakış açısını çok sevdim. Genellikle işte sanatlar deriz, edebiyat deriz ve sinema deriz. Bunları birbirinden ayırırız ve tiyatro hatta. Bunların hepsini aynı köke bağlıyor. Yani anlatıya bağlıyor ve her birini anlatının başka bir yöntemi olarak. Yani sinema da öykü anlatır, tiyatro da öykü anlatır ve edebiyat da öykü anlatır. Aslında yaptıkları budur, anlatmaktır ama bunu farklı enstrümanlarla yapar diyor. O yüzden de kuramsal temeli tabii ki edebiyata almış çünkü en eskisi o. Çok beğendim yani gerçekten de. Ve şeyin de çok üzerine gelmiş olması. Bizim burada konuştuğumuz her şeyi toparlayan ilk üç bölüm var orada. O yüzden tavsiye ederim. Sedat Bey çok doğru aslında demiş. Evet, yani kitabın adını bir daha söylesene. Not, yani Klasik anlatı sineması. senin hesabında var zaten aslında Benim o da. hesabımda var. Kusura bakmayın, yazarın adını hatırlamıyorum çünkü sık duyduğum bir isim değil. Ama sinema üstüne başka çalışmaları da varmış ve akademisyenmiş bu alanda. Sanırım Mimar Sinan'da. Uydurmuyorsam şu anda. O vesileyle bulunabilir. Bendeki eski bir baskı. Hayalet Yayın Evi'nin baskısı. Baskısı tükenmiş. Bugün başka birine daha tavsiye ettim birlikte çalıştığımız. Ama galiba başka yayın evlerinden de baskıları yapılmış. Bir bakılabilir o yüzden. Bulunabileceğini tahmin ediyorum yani. Pek güzel. Evet. Evet, Peki. başlayalım mı? Evet. Bu hafta şunu konuşalım demiştik. Kitap dosyasının yayınlanma süreci nasıl işler? Ayşe Oluk'tu yanılmıyorsam demişler. Evet, doğru. Yazarı Ayşe Oluk'tu. Kitap dosyasının yayınlanma süreci nasıl işler? Bu hafta bunu konuşalım demiştik. Artık şöyle bir genel girişi yapmıyorum her hafta yaptığımız. Çünkü artık dosyanız bitti, yazdınız. Ve yayın evine gönderilecek hale geldi. Yayın evine gönderme süreci nasıl işleyecek? Bugün aslında daha çok ilk dosya temelli konuşacağız değil mi Irmak? Çünkü ikinci, üçüncü dosya ise zaten iş biraz daha kolaylaşmış oluyor. Tabii. Yani. Yani yayın evi edinmiş, yani ikinci, üçüncü dosyada artık belli bir şekilde bazı yayın evleriyle zaten sürekli çalışıyor oluyorsunuz genellikle. Ve zaten artık orada bir deneyim de kazanmış olduğu için kişi ona bir tavsiyede bulunmanın bir anlamı yok. Ama ilk dosya için
bu piyasada da yeni bir ismin ne yaşayacağıyla ilgili, onun karşılaşabileceği zorluklar, sıkıntılar, bunları nasıl aşılabileceğiyle ilgili konuşmak daha anlamlı bence de. O zaman önce bir piyasa koşullarından, yayın evlerinden söz edelim. Şimdi özellikle de son dönemde sadece edebiyat alanında değil, hemen hemen her alanda kitap çıkartmak oldukça popüler oldu. Ben bir dönemin pop patlamasına benzetiyorum. Herkes kaset çıkartırdı 90'larda. Şimdi de herkes kitap çıkartmak istiyor. Böyle bir furya oldu. Bu tabii yayın evlerindeki yükü çok arttıran bir şey. Yani bundan 10 yıl önce haftada 2-3 dosya gelirdi yayın evine, başvuru dosyası. Bugün bazı yayın evinde, yani hacmi büyük ve tanınırlığı büyük yayın evlerinde bu 50'leri 100'leri aşabiliyor. Dolayısıyla bu kadar dosyanın elenmesi, gözden geçirilmesi çok ciddi bir mesai. Hatta hepsinin de hakkıyla okunamama ihtimali de oluyor. Çünkü bu mesaiyi ayırdıklarında yayın evleri hiçbir şey basamazlar. Evet. Hatta bazı yayın evleri bu konuda dışarıdan destek alıyorlar. Yani kendi içlerinde bunu döndüremedikleri için bir yandan da üretim yapıyorlar. İşte ya kurumlardan olabilir, hani sık sık anıyoruz ya yazım kılavuzu gibi, dosya Evet. elemesi rica ediyorlar. Ya da benim gibi bağımsız çalışan editörlerden de isteyebiliyorlar. Evet, yani piyasanın koşullarında şu anda böyle bir yoğunluk var. Sen de piyasanın hem yazar olan kısmını biliyorsun yazılı olarak, hem de yayın evi geçmişin de var. Sen de biraz istersen gözlemlerinden söz et. Evet, yani şöyle, şimdi tabii büyük bir heyecanla ilk metnini, ilk dosyasını hazırlamış birisi çok anlaşılır bir şekilde bir yanıyla bir an önce yanıt almak istiyor. Bir an önce sonuç almak istiyor. O kadar emek verdi, o kadar çalıştı, uğraştı ve büyük bir gururla o dosyayı ilettiğinde yayın evinden de çok hızlı bir dönüş ya da en azından hakkıyla bir dönüş bekliyor. Bu çok normal bir şey ama bu olmadığı zaman, bu kadar hani beklenti karşılanamadığı zaman da şunu çok duyuyorum, şu tür serzenişleri. İşte işte yayın evleri doğru düzgün okumuyorlar. İşte bir yayın evinin kapısına çaldığınızda o kapı açılmıyor, üst üste kilitleniyor. İşte bu nedir, ahbap çavuş ilişkileri mi olması gerekiyor? Eş dost mu olmak gerekiyor? Torpil mi gerekiyor? Ne gerekiyor gibi serzenişler duyuyorum. Çok haklı tabii ki bu serzenişler yapanlar bir yanıyla. Ama şurada iki şey söyleyeceğim. Birincisi, yayın evlerinde bu işlerin ya da piyasada bu işlerin nasıl yürüdüğüyle ilgili sabaha kadar konuşabiliriz, serzenişte bulunabiliriz. Sabaha kadar birbirimizi gaza getirebiliriz. Hatta gidelim basalım noktasına gelebilir yani yayın evleri. Sonunda kolektif yayın evi kurarız mesela. Ya bu ne rezalet, nasıl yayıncılıktır bu falan deyip böyle öfkemizi birbirimizi çok güzel gaza getirebiliriz. Yani bu bize bir şey kazandırmaz ama yani şikayet et nereye kadar yani. Şunu bilmemiz gerekiyor. Burada niyet okuması yapmadan, yani orada çalışan editörlerin, yayın yönetmenlerinin niyetini okumaya çalışmanın bir anlamı yok. Kimisi gerçekten işini önemsemiyor olabilir. Kimisi artık onunla elemiş, neydi o, eleğini duvara asmıştır. Hani işiyle ilişkisi daha gevşemiştir. Sıkılmıştır, bunalmıştır. Ya da işte sadece eşini dostunu kayırıyordur. Her şey olabilir ama bu çok kişisel ve asla bilemeyeceğimiz bir şey. Ama şunu biliyorum ben. Yayın evleri de içinde de gerçekten emek veren, çalışan insanlar var ve editörlerin de aslında çok fazla günahı yok. Onların da sırtında çok fazla yük var. Çok az paraya çok fazla iş yapmaya çalışıyorlar. Ve onlar da insan, yoruluyorlar. İşte o kadar hızlı yanıtlar verilemeyebiliyor. Sonuç olarak yayın evleri de niyetlerinden bağımsız olarak söyleyeyim, gerçekten de çok hızlı sonuç alınamıyor. Burada bazı elekler kullanılıyor ister istemez. İşte nedir? Ona geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Yani o eleme süreçlerine geçmeden önce. Bir de bu işin matematiği var. Yani bir yayın evi kendi ölçeğinde belli sayıda kitap çıkartıyor bir ayda. Yani yayın planları önceden belirlenmiş ve bu kotalar konmuş. Ayda 10 kitap çıkartabilecek üretim kapasitesine ve satış kapasitesine sahip yayın evi var. 50 kitap üretebilecek personele sahip yayın evi de var. Ama bunun bir de bu ürettiğiniz kitapları ne yapacaksınız meselesi var.
Yani kitapları üretip depoya koymakla olmuyor bu. İş ve yayıncılık lojistiği oldukça zor bir iştir. Yani taşınırken kitap kolisi taşımayı ya da bir yerden bir yere kitap nakletmeyi deneyin. Bütün Türkiye bazında kitap dağıtımı yapmak dergi ya da gazete dağıtımı yapmaya benzemiyor. Bunun bir de lojistiği, dağıtımı ve geri toplaması var. Dolayısıyla dosya üretimi yani ya da yeni yapıt ortaya konulması, başvurular bu kadar artmışken bu koşullarda ve üretim havuzunda çok büyük bir genişleme yok aslında. Dolayısıyla ister istemez o havuzun içine alınabilecekler şimdi söz edeceğimiz eleklerden geçirilmek zorunda kalıyor. Evet. Yani orada da yayın evinin önüne bir dosya geldiğinde bir sürü dosya geliyor. Önceliği şunlara veriyorlar. Birincisi bir referans varsa, yani birisi Tabii. aracılığıyla o dosya geldiyse, yani hiç tanımadıkları bir isimden, hiçbir şekilde arada bir aracı olmadan, postadan gelmiş bir dosyadansa önceliği o referansla gelmiş olana veriyorlar. Orada çalışan kişinin arkadaşı gerçekten de ahbabı olabilir. O ayrıca bir diğer ihtimal. Onu değerlendiriyorlar. Buna öncelik veriyorlar. Onun dışında bu piyasada başka alanlarda iş yapan diyelim ki aslında redaktör, editör, bilmem ne yayın evinde dizgici fark etmez. Yani az çok bu piyasanın içindeki kişiler olduğunda ilişki ağları da ona göre kuruluyor. Onlara tabii ki muhtemelen bir öncelik veriliyor. Bir diğer şey de dergilerde özellikle öykü yazanlar için geçerli bir şey bu. Dergilerde öyküleri yayınlanmış, az çok ismi oluşmuş, bir isim ortaya çıkmış. Sadece öykü dergileri değil, işte kitap tanıtım eklerinde mesela benim sürecimde biraz böyle bir payı vardı. Ben 2006 yılında Radikal Kitap Ekinde yazmaya başlamıştım. Kitap tanıtımları yazıyordum. Remzi Kitap Gazetesi'nde eş zamanlı olarak çalışmaya 2007'de başlamıştım. Dolayısıyla da bu piyasanın içerisinde ucundan kıyısından bir giriş yapmış oldum. O yazılarım sayesinde ismim de aşina olunan bir isim olmaya başladı. Dolayısıyla bu tip tanışıklık oluştuğunda yayın evinin kapısından diğer hiçbir şekilde bu piyasada tanınmayan, bilmeyen insanlara göre, çat kapı giden insanlara göre daha öncelikli oluyorsunuz. O kişiler daha şanslı oluyor. Bir öncelik veriliyorsa böyle bir öncelik veriliyor. Bunu bilmek lazım, bunu kabul etmek lazım. Bunu bir söylemek istedim. Fakat bütün bunlar yani bizim dışımızdaki koşullar. Yani romanınızı yazdığınızda ya da öykü dosyanızı hazırladınız. Ne yapabilirsiniz? Yani bu var olan koşullardan dolayı ne bir tanıdığınız var, ne bir yerde yazı yazdınız, ne herhangi bir editör, redaktör gibi bir sorumluluğunuz oldu. Bu piyasaya tamamen yabancısınız. Ne yapabilirsiniz? Bunu konuşalım istersen. Bir genel hatlarıyla Evet. önce bunu konuşalım, sonrasına bakarız. Yine oraya geçmeden şunu söylemek istiyorum. Bunu bir açıklamak istiyorum. Çünkü yanlış anlaşılmaya çok uygun bir zemini olduğunu düşünüyorum. Neden tanışıklıklara ve referanslara öncelik veriliyor? Ben de mesela yayın ev editörlüğü yaptığım dönemden biliyorum ki ya da ben bir yayın evine dosya önereceğim zaman sen de aynısını yapıyorsun. Önce onu okuyorum. Yani okumadığım hiçbir şeyi doğal olarak bir yayın evine önermiyorum. Dolayısıyla aslında referansla gelen metin zaten bir ön elemeden geçmiş oluyor. Tabii. Yani bu da Tabii. yayın evine hani bir Torpil değil güven yani oradaki sağlamış oluyor. referans. Torpil değil tabii ki. Yani Ya hani bizim sıfırdan şeyin evet yani kuzenimin karısı şey yazmıştı bir roman yazmıştı bakıver ha. değil yani. Hani. Yani orada bir hamil yakinimdir durumu Evet. yok Evet. aslında. Bir Evet. önelemeden geçmiş oluyor. Dolayısıyla yayın evi de buna güveniyor. Çünkü işte hiçbir yazar, eleştirmen, editör okumadığı bir metni bir yayın evine önermez. Çünkü bir önerir, iki önerir ve kötü çıktığında kendi kredisini kaybetmiş olur. Bunu yapmak istemez. Bir ikincisi de hani neden sektörün içinden insanlara öncelik veriliyor? Çünkü şu düşünülüyor, yazmaya devam edecek. Yani bu tek atımlık bir kurşun değil. Yani bunu ne kadar emek verdiğini zaten yayın sektörüne biliyor. Ve dolayısıyla yayın evi sizin kitabınızı bastığında aslında bir yayına ve bir yazara yatırım yapmış oluyor. Ve her yayın evi bir yazarı
Başladı benimki. Her yayın evi bir yazarı keşfeden yayın evi olmak ister. Ve onu sahiplenip onun yani ait olduğu yayın evi olmayı ister. Yani her ay her, yani ben bu yazarın bir kitabını basayım, önümüzdeki ay kim basarsa bassın önümüzdeki yıl demez. Dolayısıyla o ilişki ağları biraz bu güveni verdiği için de tercih edilebiliyor. Evet. Şeyi söyleyeyim, sorular geliyor. İkinci bölümde soruları alacağız. Buradan takip etmemiz pek mümkün olmuyor. Sizden ricamız sorularınızı ikinci bölüme saklamanız. Yani belki de çünkü sorularınızın yanıtları burada verilmiş de olabilir zaten. Evet, şimdi hani dedik ya hiçbir temasımız yok, öykülerimiz yayınlanmadı. O zaman bu sektöre nasıl gireceğiz diyordun sen, ben senin sözünü kesmiş oldum. Yani burada birincisi, yani hep en başından beri söylediğimiz metnin oluşum aşamasından itibaren, fikrin oluşum aşamasından itibaren eğer bir editörle çalıştıysanız ya da bir mentorla çalıştıysanız bu editörün dosyayı yayın evine hazır hale getirmek için katkılarına kulak vermek gerekiyor. Çünkü bu kişi mentor olarak ya da editör olarak seçtiyseniz zaten az çok bu piyasayı tanıyan, ilişkileri olan, bir şekilde burada emek vermiş, çalışmış bir kişi oluyor. Dolayısıyla burada o kişiyle, yani birinin size yol arkadaşlığı etmesi bu aşamada da, yayın evine gitme aşamasında da bir yol gösterici olarak rol oynuyor. Burada tabii senin, ben sana sorayım. Burada senin ne yaptığın, mesela sen bu işi yapıyorsun. Nasıl bir çalışma sistemi var? Editör burada nasıl devreye giriyor? Ben sana sorayım. Yani bunu konuşmak iyi olur bence. Burada aslında iki çeşit editörlükten bahsetmek lazım. Yayın evi editörlüğünü ayrı koyuyorum. Yani hatta üç çeşit yayın evi editörlüğünü ama bir kenara koyalım. Çünkü bunu daha sonra konuşacağız zaten. İki çeşit editörlükten söz etmek lazım. Birincisi metin öncesi editörlük. İşte biz buna seninle aramızda eşlikçi editörlük diyoruz. Kimileri geliştirici editörlük diyor. Kimileri yazar koçluğu diyor. Buna bir sürü adı var ama ben metin öncesi editörlük diyorum bir süredir. Bir de metin bittikten sonra yapılan editörlük. Yani siz yazdınız, bitti, bütün sürecinizi tamamladınız. Belki bir ikinci, üçüncü yıl çalışma yapmaya gönüllüsünüz ya da işte dilin tam oturmadığını hissediyorsunuz. Yani var bir çapaklar, bir sıkıntı var orada. Ya da bir değerlendirmeye, bir dış göze ihtiyacınız var. O zaman metin sonrası editöre veriyorsunuz. Burada tabii ki çalıştığınız editör ya da mentor, artık ne diyeceksek ona, sizin vakıf olmadığınız bazı piyasa beklentilerine ve koşullarına dair bilgi sahibi. Burada da aslında metninizin içeriğine yönelik bir şeyden söz etmiyorum. Örnek vereyim mesela. Geçtiğimiz ay çok güzel bir öykü dosyası okudum. Sana da söz etmiştim. Çok beğendim. Yani benim metin sonrası editörlük anlamında da yapabileceğim pek bir katkı yoktu yani. Ufak tefek şeylerdi ama iyi ki de okumuşum. Şunu fark ettim. Dosya çok iyi olmasına rağmen hacminden ötürü reddedilebilirdi. Çünkü kitap sayfası olarak 60 sayfa tutardı. Şimdi burada bazı şeyler devreye giriyor. Yani kitap yayın evi kitabın hacmini gözetir. Çünkü burada kağıt masrafı var, işte matbaanın açılış masrafı var, dağıtım meselesi var, raf görünürlüğü, dizilim, bir sürü. Ya burada kitap onlara girmeyelim şimdi. Kitap sırtının görünürlüğü meselesi var. Dolayısıyla aslında çok iyi olan bir dosyayı çok ince olduğu için geri çevirebilirlerdi. O yüzden ben o dosyayı kendi temasına uygun yeni öykülerle beslemeyi önerdim ve şimdi o çalışmayı yapıyoruz. Bu mesela eğer piyasayla çok ilişkili değilseniz yakalayabileceğiniz bir şey değil. Evet. Ya da ilk kitabınızda bence 400-500 sayfa yazmayın. Baskı maliyeti çok yüksek. Hele şimdi dolar fırladıktan sonra çok çok yüksek. Cesaret, yani çok arkasında durması gereken bir şey. Evet. Koskoca kitap basacak, pahalı olacak kitap. Tabii. Yani burada 400-500 sayfa yazılmış bir ilk roman mesela. Cesaret etmesi, girişmesi çok zor böyle bir şeye. Çok zor. Yani öyle bir dosyanız varsa bile onu kenara koyun. Sabırlı olun. Ve ikinci, üçüncü kitabınız olarak. Çünkü dediğin gibi yani sadece basması bile çok maliyetli. Onu da dağıtması zor. Böyle bir kitabı satmak için ciddi reklam yatırımı yapması gerekiyor. Hiç tanınmamış, kendisinin de ilk kez çalıştığı bir yazarda yayın evi buna cesaret edemeyebilir.
Çünkü zaten yayıncılık kâr marjları çok büyük olan bir sektör değil. Bunun gibi şeyler de geri bildirimde, yani sadece sayfa sayısı mı? Hayır, tabii ki değil. Mesela işte çok artık 1900'lerin edebiyatı diyebileceğimiz bir edebiyatı da iyi bile olsa bazen bugün yayın evleri basmak istemeyebilir. Çok eski bir anlatıyı. Eğer buna bir yenilik katmıyorsa, buna bir yeni bakış açısı getirmiyorsa. Bu da çok anlaşılır bir şey dediğim gibi. Metin sonrası okumalarda bu tür müdahaleler olabilir. Eğer eşlikçi editörle çalışıyorsanız zaten yazım sürecinde o müdahalesini yapacaktır. Evet, buradan bütün söylediklerinden anlıyoruz ki bence toparlayacak olursak editörle çalışmak, eşlikçi ya da sonradan dahil olan metnin bitiminde çalıştığınız bir editörünüz olduğu zaman yayın eviyle ilişkide, yayın eviyle iletişim kurma öncesinde hazırlığınızı tamamlamanız gerçekten dört başı mamur bir dosyayla oraya gitmeniz açısından bunun çok büyük bir katkısı oluyor. Bunu Evet, bir de söyleyebiliriz. Aynı tabii. zamanda da yani o editör yayın piyasasıyla ilişki halindeyse belki bir ön yazı yazarak, oraya sonra geleceğiz, sizi sunumunuzu gerçekleştirme Tabii. şansına sahip. Yani bir ön yazı yazmak, dosyanın diğer unsurlarını tamamlamak açısından. Yani genel hatlarıyla dedik, o giriş çerçeveyi koyalım demiştik seninle. Birincisi bence bu. Evet. İkinci olarak da öykü yazıyorsanız mesela, yani bu sınırı nasıl aşabiliriz? Yani bu hiç tanış olmama hali nasıl aşılabilir? Yani çat kapı yayın evine gitme durumuyla karşılaşmamak adına belki öykü yazanlar, öykü dosyası gönderecek olanlar için bir diğer seçenek piyasaya bir şekilde dergiler üzerinden dahil olmanın yollarını aramak. Oralarda isminin çıkmasını, öykülerin yayınlanmasını sağlamak. Ama burada şunu ben bilmiyorum, o konuda sen ne düşünüyorsun, ama bence bütün öyküleri dergilerde yayın atıp sonra onları toplayıp kitap yapmak değil de Yok. kitabın içindeki öykülerden bir iki tane belki, ama esas olarak başka öyküleri bu dergilerde yayınlatmak, daha sonra hiç okurla buluşmamış öyküleri bir kitap dosyasında toparlamak, ya da mesela roman yazdınız, roman vereceksiniz yayın evine, ama aynı zamanda öykü de yazan bir yazarsınız. O zaman da öykülerinizi yine dergilere göndererek, bu hem bir sınanmadır, kendini sınamadır. Yani dergilerin kapısından girebiliyor muyum? Ne oluyor? Onlar nasıl değerlendiriyor? Çünkü belki geri dönüş alacaksınız, bir takım geri dönüşler olacak. Değerlendirmeniz açısından da iyi olur. Bir diğer şey de bu. Yani dergiler aracılığıyla bir şekilde Tabii. ilk adımı atmak. Bir üçüncüsü de işte bu, hep konuşuyoruz, yazım kılavuzu gibi. Yazara eşlik eden, rehberlik eden, yayın eviyle ilişkileri kurmaya yardımcı olan deneyimli ekipler var. Buralardan da yardım almak mümkün diye Tabii. düşünüyorum. Şimdi ben yakınlarda duydum. Yine editörlerin kurduğu bir kurum. Ama hiç çalışmadım, kendilerini tanımıyorum. 25 metrekare galiba. Yani bu tür artık ajans mı demek lazım, editörlük firması mı demek lazım, tam olarak adını bilmiyorum ama bu tür kurumlar diyeyim. Hem yayın evlerine yayın danışmanlığı yaptıkları için zaten profesyonel bir ilişki içinde oluyorlar. Hem de zaman zaman yayın evleri kendilerine gelen dosyaların değerlendirilmesini onlara paslamış oluyor. Dolayısıyla bu kurumlar aslında başvurmak için çok doğru adresler. Yani sırf dosya sunumu için bile. Evet, yani o zaman istersen aşamalara geçelim. Yani bir Tabii. yayın evini, kitabın yayınlanma aşamaları. Birinci aşama herhalde dosyanın hazır olup olmadığından emin olmak. Evet, önce ortada hazır bir bitmiş dosya olması Evet, gerekiyor. işte onun için metnin tamamlandığına güveniyor musunuz? Bu soruyu bence yazar kendine sormalı ve bu konuda hep söylediğimiz, işte bir editörden ya da bir arkadaştan da olabilir bu. Yani fikirleri alarak, değerlendirerek bundan emin olmak çok önemli. Bir diğeri, yani bununla Bir ilgili kere var mı? biter, evet, biter bitmez bir dosyayı hiçbir yere göndermemek lazım. Yani bitti, son noktayı koydunuz. Ertesi sabah ya da ertesi hafta göndermeyin bence. Bir dinlendirmek, hani hep sözünü ettiğimiz şey acele etmemek. Bir dinlendirmek, belki araya bir ay, 2 ay zaman koyup bir kere daha okumak. Çünkü bitirdiğiniz anda hazır olduğunu düşünmek çok normal bir şey. Hazır Yani daha o olmasını kadar iç. istiyorsunuz çünkü bir yandan da. Tabii yani
Daha böyle dumanı üstünde ama Hmm. kaynar kaynar yemeyiz hiçbir şey yani. Bir ekleriz, bir soğuturuz. Ben Onu da bir yiyorum. soğut. Çok hata ediyorum orada biz. Evet, sen ayrı bir örneksin bu konuda. Ama yazıda aceleci değilim. Evet. Ya, o dinlendirmeyi yapıp bir kere daha okuyup bir dürüst ve eleştirel bir okumayla gerçekten hazır mı diye sormak lazım. Evet. Bir de tabii yani çok işin ABC'sini söylüyoruz. Tuhaf gelecek belki ama her şeyi konuşalım. Bir isim buldunuz mu dosyanıza? Bunu tabii ki buldum. Allah Allah, isim bulmadan yayın evine mi gidilir diyenler olabilir ama bulmadan da götürenler olabiliyor. Gidilir. Gidiliyor, olabiliyor. Gidiliyor. Ama bir ismi olmayan, yani başlıksız yazı dergiye yollamak gibi bir şey bu. Sizin o metne bütünüyle sahip çıktığınızı ve sahip olduğunuzu, onun sorumluluğunu tümüyle üstlendiğinizi gösteren çok önemli bir şey bu. Yani o isim değişebilir daha sonra. Yayın evi o ismi değil de başka ismi önerebilirsiniz. Siz de ikna olabilirsiniz. Bunlar mümkün. Ama sizin en başında kitabınıza koyduğunuz bir isim olmak zorunda. Bu sizin nasıl temsil ettiğinizi, kitabınıza nasıl bir ilişki kurduğunuzu ve kitabınızı nasıl sunmak istediğinizi her şeyi gösteren bir şey. Peki iyi isim nedir? Ben sana sorayım. Onu bana sorma çünkü biliyorsun ben başlıklar ve isimler konusunda bir felaketim. Peki o zaman yani Onu o konuda aksine sen çok iyisin yani ben sana sorayım. Senin mesela bütün kitap isimlerin çok isabetli buluyorum. Ve dergideyken de benim yazıların başlıklarını sen atardın. O yüzden. evet, iyi isim nedir? Birincisi bence isim demek, kitabın ismi özellikle düşündüğümüz zaman. Rafta kitabı gördü okur. Okurla kitabın ilk tanışması. Yani aslında vitrine. Bir isme gideriz. Kapak resmi. Kapakta da konuşacağız bunu. Kitap kapağına gideriz. Yazarın ismi eğer tanıdık bir isim ise. Hele ki şimdi biz burada niye konuşuyoruz? İlk kitabı konuşuyoruz. Siz hiçbir şekilde tanınmıyorsunuz, bilinmiyorsunuz. Dolayısıyla kitabınız çıktı. Nereden yakalayacaksınız okuru? Öncelikle kitabın adından ve kapak tasarımından okurun dikkatini çekeceksiniz. Öyleyse ismin birinci amacı ilgi çekici bir isim olması. Ya aa, bu neymiş ya dedirtecek bir isim olması. Bu önemli bir şey. Ama bu ilgi çekici bir isim olsun diye de absürt, tuhaf, kitapla hiç alakası olmayan bir isim koyacak değilsiniz tabii ki. İkinci aşamada da kitabı anlatan, kitabı ifade eden. Burada ifade eden derken açıklayan olmak zorunda değil. Kitapla örtüşen, kitabı ima eden de olabilir. Kitaptaki hikayeyi ima eden de olabilir. İkinci bence isim konusunda kıstas bu. Üçüncü kıstas benim çok kişisel kıstasım. Yani bu kesinlikle böyledir, böyle olması gerekir demiyorum ama benim hani sen benim kitap isimlerini beğendiğini söylediğin için söyleyeyim. Benim açımdan davetkar olması birazcık da şuna bağlı. Ya okuru davet eden bir isim olması, okurda bir çağrışımı tetiklemesi, okura bir bak burada sana bir şey dikte edilmeyecek, sana ilham verecek, seni başka yerlere götürecek, çağrışımlarını tetikleyecek bir şey var. Bunu söyleyen bir isim olması. Dolayısıyla da çağrışımları açık yani isimleri ben önemsiyorum. Çünkü insanlar neye çekilirler? Kışkırtıcı olana çekilirler. Yani onların zihnini kışkırtan ya da duygusunu ya da ruhunu bir şekilde kışkırtan, ah bana reçete veriyor, bana dünyanın sırrını çözdürecek dedirten kitaplara yönelenler de vardır belki ama edebiyat söz konusuysa tahmin ediyorum ki daha çok reçete sunan değil ya da cevaplarla dolu bir metin değil de okurda kışkırtan, onun zihnine yaratıcılığa sevk edeceğini hissettiği kitap isimleri daha çok çekici olacaktır. Üçüncüsü de bu. Dolayısıyla bu üçünün buluştuğu, kesiştiği hem okuru çağıran hem ilgi çekici hem de kitabı az çok anlatan bir isim bulmak gerekiyor. Bunu söyleyebilirim ben. Yani bu hani çağrışım meselesine şöyle bir örnek verebilirim. Gölgesinde romanının ismini ben eksilterek buldum. Çünkü mesela ilk ismi başka bir şeydi ama içinde gölgesinde kelimesi vardı. Ve ilk ismi, öncesindeki isim bir şeyi tarif ediyordu. Bir imgeyi tarif ediyordu. Bir imajı, bir resmi tarif ediyordu.
ve sınırlıyordu. Oysa ki ben diğer kelimeleri çıkartıp gölgesinde kelimesini bıraktığımda şunu fark ettim ki öncesi ve sonrası ortadan kalkınca cümlenin sırf gölgesinde kelimesi çıktığında ortaya okur tamamlayabilir bunu ve dolayısıyla gölgesindenin bir sürü başka çağrışımı olabilir. Bir önceki ismi bildiğim için burada bir şey söyleyeyim. Bir Hı öncekisi aslında kapalı ifade dediğimiz ifadeliydi. hı. Hı. Yani artık her şeyi söyleyen, biten, bütün anlamı Evet. kendi içinde olan bir isimdi. Ama gölgesinde açık ifade. Ki Evet. senin bütün romanlarında açık metinler olduğu için Hı. isimlerinin de aynı özelliği taşımasını çok doğal buluyorum. Hı. Ama Evet. ona rağmen, aynı özelliği taşımasına rağmen de çok da isabetli isimler. Hı. Evet. Dolayısıyla ismini bulmak, ismi koymak. Bu arada hemen konuşmamızın devamına bir çengel atmak adına şunu söyleyeyim. Bunlar hep değişebilecek şeyler. Bunu bilmek lazım. Yani siz dosyanıza bir isim koydunuz. Yayın evinde öyle bir süreç yaşarsınız ki yayın evi sizi ikna eder. Bu ikna edilmeye de açık olabilirsiniz. Burada hiçbir sakınca yok. Kimse sizin dosyanızı sizin elinizden alıp başka isimle basamaz. Ama siz her zaman açık ve duyan, dinleyen taraf olmalısınız burada. Dolayısıyla bu isim de değişebilir. Ama siz yayın evinin dosyanızı götürürken üzerinde isminizin üstünde daha büyük puntolarla yazılmış olan kitabınızın ismi olmalı. Bunu niye vurguladım? Kitabın ismidir ön planda olması gereken şey. Yazarın ismi değildir. Bunu da belirtmiş olayım bu vesileyle. Eğer ki yani bir ne diyeyim çok büyük bir artık Dostoyevski falan kıvamında Değil. birisi değilseniz. Evet. Ya oraya da geliriz sonra kapak tasarımına. Sen şeyi söylemiştin. Bu uzunluk meselesini. Evet, onu zaten kısaca bir değinmiştim. Hı Dosyanız basılmaya uygun mu? Ya hı. burada basılmaya uygun mu derken, iyi bir hikaye anlatıyor musunuz vesaire, oraları geçtik zaten çünkü dosya tamamladık. Hacim olarak uygun mu? Yani çok Hı. kısa olabilir, çok uzun olabilir. Çok uzun bir metni yekpare yazmış olabilirsiniz ve okuması zor olabilir. Hı. Mesela böyle bir sıkıntısı var mı? Okuma zorluğu çıkartacak. Çünkü bunu ilk kitap için koyuyorum ama yani ilk kitapta çünkü biraz daha çekingen davranabilir yayın evi ve editöryel süreç. Bunun haricinde az önce yine daha önce söylediğim gibi, yani eski bir metni mi yeniden üretiyorsunuz acaba? Eski bir edebiyatı mı yapıyorsunuz? Yine burada yayın evi çekimsel davranabilir. İlk kitapta mümkün olduğu kadar bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani Yani aslında daha sonraki pardon. süreçlerde kitabınızın hacmi çok önemli olmayabilir. Yani üçüncü kitabınızda 400 sayfalık bir kitabınızı basarken yayın evi arkanızda durabilir. Ama ilk kitapta bu o kadar kolay bir şey değil. Evet. Yani aslında birinci aşama dediğimiz aşamada yani yayın evine gitmeden öncesinde her şeyi bir tekrar gözden geçirmeyi öneriyoruz. Evet. Yani ben bir kere bir diğer maddede bence şu dosyanıza gelecek sorulara ve eleştirileri yanıtlamaya hazır mısınız? Yani neden bu karakteri, neden böyle bir öykü içerisinde, neden bu olayları kurguladınız, neden ismi bu, neden bu uzunlukta? Hepsine aslında yanıtlarınızın olması. Yani dosyanızı savunabilecek kadar, arkasında durabilecek kadar hakim olmanız gerekiyor. Bu Bütün da hep sözünü nedenlerinizin. ettiğimiz ön çalışmayla çok ilgili aslında. Evet. Ve bir son maddede galiba işte daha önce söylediğim editörün yazabileceği ya da sizin yazabileceğiniz dosyanızın bir sunumunu yapacağınız bir paragrafla da olsa dosyanın basılma bu dosyayı neden basılmaya değer buluyorsunuz? Nedir buradaki hikaye meselesi nedir? Nasıl bir dil ve üslup kullanılmıştır? Neyi nasıl anlatan bir dosya? Bunu özetleyen yayın evine bir ön brief veren bir yazı. Yani bunu yazmak sizin dosyanızı tekrar gözden geçirip ele alıp bir özetleme yapmanız aslında sizin dosyanızla ilişkinizi de yeniden bir belirleyen olarak önemlidir. Bunu yapabilmeniz gerekiyor. Birkaç cümleyle de olsa o dosyayı açıklayabilmeniz lazım. Bunları yapmak ve ondan sonra da yayın evi süreci diyelim, ikinci aşama diyelim. Ama orada da daha yayın evine gitmiyoruz hemen. Evet. Bu ön yazı gerçekten çok önemli. Dediğim gibi çok fazla dosya geliyor, birikiyor. O ön yazı
Sonuçta bu metni okuyan da bir robot değil, insan. Yani beğenileri var, ilgisi var. O ön yazı okuyanı da dosyaya hazırlamış oluyor. Neyle karşılaşacağını, neyin peşinden gideceğini. Çünkü şunu yapabilirsiniz yani. Benim yapmıştığım var yayın evinin önünde. 20 sayfada okumayı bıraktığım metinler de oldu. Ama orada eğer bir vaat varsa ve siz bunu ön yazılı dile getirirseniz, ben onun peşinden giderim okur olarak. Evet. Bu arada Necla Feroğlu gelmiş, Doğan Kitap Aa. editörü. Evet, merhaba yazmış. Merhabalar. Merhaba Necla Hanım. Tabii şimdi yani dikkatli konuşalım Melisa. Evet. İşin sonunda fırça yemek de var Necla'mdan. Evet. Şimdi ikinci aşama yayın evi seçimi. Evet. Yani siz kitabınızı, dosyanızı hazırladınız. Peki hangi yayın evine tercih edeceksiniz? Burada da bazı kriterler var tabii ki. Sen şey yap, buradan devam et istersen. Ya burada iki, ya öncelikle şey var, bir çok sık duyduğum büyük yayın evi, küçük yayın evi meselesi var. Burada bence başvuracağınız yayın evinin büyüklüğü, küçüklüğü değil, yayın niteliği önemli. Yani çok büyük işte sermayeye dayanan holding yayın evi olabilir ama sizin edebiyatınız o yayın evinin çizgisine uygun olmayabilir. Ya da daha butik bir yayın evidir. Satış marjı da daha küçüktür ama çok nitelikli yayıncılık yapıyordur. Ve sizin de kitabınızın ait olduğu, kendini gösterebileceği ve zaten o tür yayın evinin okur profili de vardır. O okur profilinin sizin de okur profiliniz olabileceğini düşündüğünüz yayın evleridir. Burada büyük küçük değil, nitelik üst, yani nicelik değil, nitelik üstünden ilerlemek lazım yayın evi seçerken. Bir diğeri de yazara ve yayına uygun yayın evi olması. Yani bir bilim kurgu romanı yazdınız, tutup da bestseller basan bir yayın evine göndermezsiniz. Yani nedir? Bilim kurgu, fantastik alanda daha çok yayın yapan bir yayın evine gönderirsiniz. Bu aynı zamanda dosyanızın doğru değerlendirilmesi, değerinizin bilinmesiyle de ilgili bir şey. Bir diğeri de doğru yayın evine göndermediğinizde dosyanızın niteliğinden bağımsız gerekçelerle reddedilebilirsiniz ve bu moral bozucu olabilir. Çünkü ilk dosya yazının egosunun çok hassas olduğu bir dönem. Evet. Irmak, ben bir Evet, yani dondum. Beni duyabiliyor musun? ben duyabiliyorum. Ha, tamam, geri geldi. Tamam, bir Tamamdır. donukluk oldu sadece. Senin de arada bir donuyor. İkimizden birinin internetine problem olabilir. Anlarız. Tamam. İzleyenler de şey yapabilirse, öyle bir durum olunca söylerse çözmeye çalışırız. Evet, yani yayın evi seçiminde ben açıkçası şöyle bakıyorum. Öncelikle yani senin dediğin hepsine katılıyorum. Ekleyebileceğim şu. Bir kere yazar olarak sizin, yani yayın evi demek ev demek aslında. Yani sizin ikinci eviniz yayın evi bir bakıma. Dolayısıyla ikinci bir aile gibi. Burada şu duygusal konuşmalar yapmak adına söylemiyorum bunu. Yani yayın evimi çok seviyorum. O anlamda değil. Ama şu, sizi temsil edebilecek, sizin bir şekilde edebiyatınızla yani edebiyatınızla, çizginizle uyum sağlayabileceğiniz, bir şekilde sizin kendi karakterinizle de uyum sağlayabileceğiniz ve okur olarak aslında benimsediğiniz, sevdiğiniz kitapları basan, yani kendinizi aslında tabelasının altında görmekten mutluluk duyacağınız yayın evleri mutlaka vardır. Yani baktığınızda yayın piyasası o kadar çeşitli, o kadar renkli ki bir sürü çizgi var, bir sürü yaklaşım var, üslup farklılığı var, yazar yelpazesi var. Bunların içinde siz kendinizi nereye ait hissedebilirsiniz? Birincisi bence budur. Birinci olarak. Ama bu da yeterli değil. İkinci olarak da yazdığınız kitap, yani sizin o yakın hissettiğiniz yayın evinin çatısı altına uygun mu senin söylediğin şey? Yani ben bir yayın evini çok seviyorumdur. Yazarlarını okuyorumdur, severek okuyorumdur. Yayın evinin çizgisini çok seviyorumdur ve kendimi oraya çok yakın hissediyorumdur. Ama benim yazdığım metinler onun çatısı altına çok uygun olmayabilir. Dolayısıyla o yayın evini elemeliyim böyle bir durumda. Üçüncü Muhakkak. olarak, efendim? Bir şey demedim, devam. Üçüncü olarak tabii ki bazı somut, pratik faydalar var. Yani sonuçta
duygusal bir şey yapmıyoruz. Burada matematiksel, mantıksal bir iş de yürütülüyor. Yani siz kitabınızı niye yayınlatıyorsunuz? Okura ulaşsın diye yayınlatıyorsunuz. Dolayısıyla bazı şeyleri de gözetmek lazım. İşte yayın evinin kapsama alanı nasıl? Yani dağıtım ağıyla'daki durumu ne? Piyasadaki durumu ne? Sen şeyi söyledin zaten. Hangi alanda eser ağırlıklı bastığınız meselesini söyledin. Yani sizin okurla aranızda köprü oluşturma konusunda ne kadar etkin olabilecek? Burada şunu kastetmiyorum. Küçük yayın evlerini eleyelim, büyük yayın evlerini hedefleyelim. Hayır, böyle bir şey değil. Ama bu da bir kriterdir. Hani sonuç olarak bir sürü diğer özelliğiyle uyum sağlayamadığınız bir yayın evidir. Ama dağıtım alanı ağı çok geniştir. Onu tercih etmelisiniz anlamında söylemiyorum. Yani bu birincildir demiyorum. Ama bu da kriterlerden biridir. Bir diğeri tanıtım politikaları ve ilkeleri sizin ilkelerinize, prensiplerinize, politikalarınıza, yani çünkü nasıl bir yazarlık personası öngördüğünüz kendinizle ilgili. Yani agresif bir şekilde kitabını cengaverce tanıtan, billboardlarda kendini görmek isteyen bir yazar mısınız? Yoksa daha bu anlamda okur ve metin arasına girmekten kaçınan, daha geri plana çekilen bir yazar mısınız? Nedir? Yani tanıtım beklentileriniz nedir? Buralardaki çizginiz nedir? İşte ben falanca yerde röportaj vermem gibi noktalarda yaklaşımınız nedir? Vermem mi diyorsunuz? Hayır, her yerde görünmek istiyorum mu diyorsunuz? Hani bunlara göre yayın evinin buradaki politikalarıyla sizin politikalarınız arasında bir uyum olması önemli. Yoksa aksi halde çalışma aşamasında çatışmalar olur. Yani yayın evi size der ki falancanın cumartesi ekinde sizinle tam boy fotoğraflı röportaj yayınlanacak der. Ama siz böyle bir görünmeyi arzulamıyorsunuzdur. Hatta sizin tersidir sizin çizginize. O zaman o yayın evi ne sorun yaşarsınız. Yani tüm bunlar ışığında aslında şunu yapmak gerektiğini düşünüyorum ben. Öncelikler sıralaması yaparak, yani yayın evleri bütün bu bakış açılarıyla ölçülerinizi alt alta üst üste sıraladıktan sonra benim birinci yayın evim şu, ikincisi bu, üçüncüsü bu diye bir liste yapmak. Tercih listesi yapmak. Üniversite tercihi çok yaptığımız için alışkınız zaten. Liste yapmak ve o listeden birincisine, öncelikle bir tanesine göndermek dosyayı. Burada da önemli bir şey var. Aynı anda birkaç yere gönderilmeli mi dosya? Bu çok sık sorulan bir şey. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Aynı anda bir seri dağıtım yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu pek çok açıdan önemli. Birincisi, dosyanızı gönderdiğinizde, benim mesela başıma gelmişti bir kere, onu anlatayım. Dosyanızı 5 yayın evine, 10 yayın evine birden gönderdiniz. Ama dosya her zaman değerlendirme sürecini yayın evi kendi içinde yürütmüyor olabilir. Dışarıdan okutman desteği alıyor olabilir. Kurumlarla çalışıyor olabilir. Ben bir dönem birden fazla yayın evine raporlama yapıyordum. Aynı dosya bir sene içinde 3 kez elime geldi. Farklı yayın evlerinden. Yani bunu yapmamak lazım. Ve çok kısa bir süre içerisinde, yani bir sene dediysem bir sene yayılmış gibi değil, böyle peş peşe aynı anda seri gönderim yapılmış anladığım kadarıyla. Bunu yapmamak lazım. Neden? Aynı zamanda yayın evleri tamamen kendi içine kapalı değildir. Yani meslektaş iletişim dediğimiz bir şey var. Ben pek çok farklı yayın evinin editörüyle iletişim halindeyim. Hem mesleki olarak hem de bir arkadaşlık ilişkisi olduğu için ve tabii ki gizemli ve saklı tutulması gereken bir iş yapmadığımız için çalıştığımız dosyalar hakkında da birbirimizle konuşuyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ve ben üzerinde çalıştığım, belki de kabul edilmesini önereceğim bir dosyanın başka yayın evinden de tarafından da okunmakta olduğunu duyduğumda bu bir miktar güven sarsılmasına da neden olabilir. O yüzden bunu biz dediğin gibi sıralama yapmak çok önemli. Önce ilk tercihiniz hangisi ise ona göndermek, ondan sonra daha sonraki yayın evlerini ve biraz sabırlı olmak. Yani siz yazdınız, gönderdiniz, bu akşamdan sabaha olacak ya da bir haftada, 10 haftada olacak bir iş değil. Bu tıpkı yazma sürecinde acele etmemek gerektiği gibi değerlendirme sürecinde de biraz sabır gerektiren bir şey.
Evet. Bir de şöyle bir şey de oluyor. Yani bu başka başka bir sürü yayın evine gittiğinde aynı anda 3 yayın evi kabul etti diyelim ki dosyayı. Bunlardan siz üçüne birden veremeyeceğinize göre bir tercihte bulunacaksınız. Ve bu uzun vadeli bir ilişki olması açısından da problem. Yani siz bu yayın dünyasında ilk kitabınızı yazıp burayı, bu diyarları terk etmeyecekseniz eğer, bir daha kitap basacaksınız, bir daha yazmayı sürdürecekseniz, yayın evlerinin tümüyle aslında düzgün bir ilişki yürütmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bir yayın evine kitabınızı, dosyanızı yolladınız ve o da bunu kabul etti. Ama siz şunu derseniz, yok ben sana vermiyorum, başka yayın evi de kabul etti, oraya veriyorum derseniz, yarın bir gün o yayın evinin kapısını çalarken bu sizin için bir problem olur. Melisa, dondun mu? Şu bile yok. Ben buradayım, sen. Emak. Ben buradayım ama sen donuyorsun gibi gözüküyor. Şu an nasıl? İzleyenlere soralım. Durum nedir orada? Çünkü ben seni çok akıcı bir şekilde duyabiliyorum ve görebiliyorum. Evet. Eğer hani bir donma varsa söylesin rica ediyoruz izleyiciler. Evet. Evet. Şöyle bir şey de olabiliyor. Mesela birden fazla yayın evine dosyanızı gönderdiniz. Bazı yayın evlerinin değerlendirme süreci daha uzun, bazıları daha kısa olabiliyor. Ve siz daha kısa olanla anlaştınız bu arada yani. Ve diğer yayın evi de sizin dosyanızı onayladı ama siz orada baskı sürecine girdiniz. Ve diğer yayın evi sizin kitabınızın çıktığını basıldıktan sonra öğreniyor. Tam da kurulda onaylama sürecindeyken. Bu mesela sizin o yayın eviyle ilişkinizi ciddi şekilde bozacak bir şey. Evet. Şimdi şey diyenler var. Melisa'nın da donma oluyor. Ben Sıkıntı çıkıp yok tekrar diyenler gireyim mi? var. Yani şu anda bir çok büyük bir sıkıntı yok gibi. Arada görüntü bulutlanıyor ama düzeldi. Yani bence devam Peki. edelim. Zaten şöyle 12 dakika sonra bu bölümü bitireceğiz. İkinci bölüme Tamam. geçeceğiz. O zaman muhtemelen tam düzelmiş olur ama şu anda da problem yok. Galiba zaten devam etmemiz gerekecek. Soru cevabı bitirdikten sonra yapacağız gibi gözüküyor. Tamam. Evet. Düzeldi, düzeldi. Evet. Sorun yok şu an. Evet, yani bu çok çok fazla yeni eve göndermenin problemlerini konuşuyorduk. Senin söylediklerine bir ekim daha var. O da şu. Yayın evi sonuç olarak yayın evi de yazarın kendisini tercih etmesini ister. Tabii Yani ki. beni tercih eden bir yazarla çalışmak ister yayın evi. Ben yayın evi olsam öyle isterim. Yani o yazar da beni seçmiş. Sadece yayın evi yazarı seçmiyor, yazarı kabul etmiyor. Aynı zamanda yazarın da onu tercih etmiş olmasını önemser. Dolayısıyla aynı anda bir sürü yere dosya göndermenin bu agresif, bu tırmalayıcı bir tutum olarak yansıyabilir. Yani çok fazla çaba harcayan, çok fazla sağa sola saldıran bir görünüm. Aynı zamanda şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yayın evlerinin literatüründe zor yazar diye bir şey vardır. Evet. Yani bunun türlü türlü adlandırmaları var. Ben en masumunu söylüyorum. Çalışması zor yazar. Çalışması zor yazar kimdir? İşte bazı konularda fazla ısrarcı olan, kendi metnini çok egosantrik yaklaşan, metne dokundurmayan ya da işte fazla görünmek isteyen, o bu yani yayın evini sürekli bir şekilde sıkıştıran, şunu onu da isteyen, bunu da isteyen yazar. Burada pek çok isteğinde yazarlar haklı olabilirler. Bu ayrı bir konu. Bu değil tartışmak istediğim şey. Ama bazen de sonuçta egosu yüksek insan. Hepimiz ego konusunda ne yazık ki sınıfta kalırız yani. Girsek bir sınava, öyle bir sınav olsa. Sonuç olarak ben diyen bir yazar, oradaki kolektif çalışmayı göremeyen, oradaki çalışma kolektivizmine ayak uyduramayan bir yazar zor bir yazar olarak tanımlanır yayın evi tarafından. Ve sizin daha kapıdan girmeden önce bir sürü yayın evine göndermeniz bir dosyayı sizinle ilgili ve bu bilindiği andan itibaren şu izlenimi yaratır. Zor yazar olacak bu. Yani birlikte çalışması zor bir insan olacak izlenimi yaratır. Bu açıdan da gerek yok. Sakin olmak her aşamada. Sakin, doygun davranmak. Yani doygun davranmak aynı zamanda doygun hissetmeye de çalışmak. Yani kaçan göçen yok.
Siz o kadar emek verdiniz, çalıştınız sabırla. Bu aşamada sabrı elden bırakmamak lazım. Onca evet. çalışma da sabreden kişinin bu aşamada da sabretmeyi sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradan hareketle de üçüncü aşamaya geçelim. En zoru bekleyiş. Evet. Burada sabır, sabır, sabır diyorum. Evet. Yani evet. Lütfen dosyanızı gönderdiğinizde sabredin. Bir cevap verme ortalama süresi 3 ila 6 ay. Yani siz şu an ben duyamıyorum. Bende dondu. Acaba yazabilir misiniz? Neyse'yi ben mi tek duyamıyorum? Ha, Melisa dondun. Bence çıkıp bir daha gir. Bizi duyuyorsan eğer. Evet. Sorunun cevabı duyulmadı. Eğer Melisa çıkıp bir daha girerse sanıyorum hallolacak sorun. Ama ben bu arada beni duyabiliyorsanız ben biraz devam edeyim buradan. Bir yayın evinin sabır bizi burada da sınadı. Evet, haklısınız. Merhaba tekrar. Evet. Benim Wi-Fi'de bir sorun var herhalde. Burada bizi de sınadı dediler. Doğru, pardon. Evet, şeyde kal. Yani senin yanıtın duyulmadı. Yani şeyi söylemiştim. Yayın evleri genellikle 3 ay ya 6 ay sürede yanıt verirler. Yani dosyanızı gönderdikten sonra 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta sonra ve üst üste dosyanızı sormanız bu süreci hızlandırmayacak. Ama 6 ayın sonunda hala yanıt almazsanız, çünkü bazen olumsuz geri bildirimde bulunmayabiliyor yayın evleri kendi tercihleriyle, o dosyayı artık reddedilmiş kabul edebilirsiniz. Aksi olursa size bir sürpriz olur. Yani hatta belki o noktada dosyanızı geri çektiğinizi bildirmeniz bile iyi bir tercih olabilir, başka bir yayın evine göndereceğinizi. Aşağı yukarı yanıt verme süreleri böyledir. Ve dosyanızı gönderdiğinizde ilk yayın evinizden olumlu yanıt almayabilirsiniz. İkinci yayın evinizden de, üçüncüsünden de almayabilirsiniz. Yani hayal kırıklığına hazırlıklı olmak lazım. Biliyorum ki çok emek verilerek ortaya çıkartılmış dosyalarda özellikle ilk redler çok kalp kırıcı olabiliyor. Ama lütfen burada red gerekçesini dikkate alın. Yani siz o yayın evine güvenerek gönderiyorsunuz. Eğer size bir gerekçe belirtiliyorsa dosyanıza dair, o gerekçeyi bir içinizi soğuttuktan sonra kulak verin. Çünkü oradaki eleştiri çok yerli yerinde de olabilir. Size ışık tutacak, dosyanızı yeniden ele almanıza yardımcı olacak. Çok yerli yerinde bir eleştiri de olabilir. Mutlaka red gerekçesini, hani öfkeyle karşılık vermemek, bir durup düşünmek çok faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Ve beklerken hani sabırlı olmak çok zor, başka şeyler yapın. Çünkü size şunu soracaklar, dosyanız onaylandığında diyecekler ki bundan sonra başka dosyalarınız var mı hazırda? Ya da yeni bir şey yazmayı düşünüyor musunuz? Burada sadece elinizin altında bir dosya olmaması sizin için bir avantaj olabilir. Olumsuz Evet. geri bildirimlerde sebep söylemiyorlar demiş. Açıkçası o yayın evinden yayın evine değişebiliyor. Yani o yayın evin politikası ile ilgili bir şey. Evet, bazıları hiçbirinden belirtmiyor. Evet. Yani olabilir tabii. Hani senin şey dediğin çok doğru. Yani yeni bir başka bir dosyaya çalışmak. Burada tabii. Hani gerçekten sakin olmak ve şeye bakmak. Yani siz bir şey ürettiniz, bir şey ortaya koydunuz ve bunu sonuçta eğer gerçekten kuvvetli bir metinse eninde sonunda kendine bir yer, onun hakkını verecek bir yer bulacaktır. Bu arada sizin kendi yazdıklarınıza eleştirel bakışı elden bırakmamak size hiçbir şey kaybettirmez. Bu şu anlama gelmiyor. Her söylenene kulak asalım,
metnin bir orasını çizelim, bir burasını kaldıralım, bir o bölümü değiştirelim. Hayır, böyle değil tabii ki. Aklı selim bir şekilde, ama dikkate almak, değerlendirmek. Değerlendirmekten hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bir de tabii senin yine söylediğin şey, yeni bir dosya varsa elinizde ya da bir fikir varsa bununla ilgili çalışmak, buna emek vermek. Hem yayın evi açısından, dediğin gibi senin şey yapmak açısından, yani cebimde bir tane daha var benim demek çok önemli. Ama onun da dışında bir de sizin de odaklanmanız ve odağınızı, yani doğurduğunuz çocuğa sürekli terledin mi, işte üstüne bir şey giy falan demek yerine, hani annelere değilse başka şeylerle ilgilen azıcık falan demiş. Hani o kopuşa izin vermek, o kadar böyle her tarafından kuşatmak yerine metni biraz uzaklaşmak sizin yazarlığınız açısından da hayırlı, ruh sağlığınız açısından da hayırlı bence. Yani biraz uzaklaşmanız dosyanızı verdiğiniz editörün ruh sağlığı açısından da çok yararlı olabilir aynı zamanda. Evet, ve dördüncü aşama. Dosyanız kabul edildi diyelim. Evet. Yayın evinden dosyanızla ilgileniyoruz mesajı geldi. Ve bir şekilde ilk toplantıya gittiniz. Ve işte size güzel şeyler söylediler. Bunun bir kere tadını çıkarmak lazım. Keyfinizi çıkarmak lazım. Ne kadar güzel, harika. Sevinin, gönlünüzce sevinin. Arkadaşlarınızla kutlayın, eyvallah. Fakat bu sevinç, bu heyecan sizi ele geçirmesin. Şu nedenle geçirmesin. Sizin önünüze bir telif sözleşmesi konulacak. Şu çok sık rastlanan bir şey. İlk kitaplarda kitabım yaşasın kabul edildi duygusuyla, haklı bir sevinç duyarak yazar sözleşmenin önüne gelen sözleşmenin maddelerini doğru düzgün okumadan etmeden imzayı basıyor. Çünkü sonunda kapağı attı, üniversitenin kapısından girdik gibi bir sevinç o yani. Her koşulda sanki o yayın evinden kitabı çıksın istermiş gibi. Burada da sakin olmak ve önünüze gelen sözleşmeyi hevesle imzalamak yerine her zaman öncelikle teşekkür edip avukatımla görüşeceğim demek her zaman yararlıdır. Sözleşme bu. Yani basit bir şey değil. Şu çok oluyor. Sözleşme maddeleriyle ilgili de biraz konuşuruz belki. Şimdi zaten 2 dakika sonra kapanacak ama devam edeceğiz. İkinci bölümde sözleşme maddeleri. Bir oturum daha yapalım. Evet, devam ederiz. Zaten başka aşamalarımız da var. Daha kitap çıkmadı. Ama şu, mesela şu maddeyi neden böyle, ben bu maddeye itiraz ediyorum dediğinde yazar, yayın evi işi gereği şunu söylüyor genellikle. Ya bu matbu bir sözleşme, bu standart sözleşme. Biz onu yapacak değiliz canım yani. Niye? Onu yapacak halimiz yok. Yazdık oraya. Peki o zaman niye yazılıyor? Yani bu buna gerçekten yapmayacak olabilirler ama önemli değil. Yapmayacağımız hiçbir şeyi sözleşmeye de yazmayız değil mi? Dolayısıyla burada haklarınıza sahip çıkmanız hem sizin için gerekli hem de bu mesleği savunmak, diğer meslektaşlarınızın haklarını savunmak için de gerekli bir şey. Bu çok önemli bir nokta. Hevese kapılıp sanki böyle oraya çok muhtaçmışsınız gibi bütünle teslim etmeye gerek yok. Kendinizi yine aklı selim davranmak, sağduyulu davranmak ve sakin olmak ve her maddeyi tek tek avukatla birlikte incelemek çok önemli. İlk kez kitabınız çıksa bile siz bir yazarsınız, artık yazar oluyorsunuz, yazar adayı olmaktan bir adım öndesiniz ve dolayısıyla haklarınızı savunmalısınız. Yani sevinçle hata yapmamak lazım. Çünkü çok sömürüye de açık bir alan, bu konuda çok mücadele veriliyor. Dolayısıyla burada uyanık olmak lazım. Şimdi 52 saniye kaldı. Bununla ilgili senin söylediğin şeyler olduğunu biliyorum. Ama bitsin, ayarım kalmasın. Bence çıkıp tekrar girelim. Evet, öyle yapalım. 2 dakikaya görüşürüz. Görüşürüz. Zaman.